كلمه رومات امان الهجاء اسمع حموها بتلقى الاسراف بكم هون حموها بخيراتنا الشبوب في جوشا وحزاك على السباس هون هيبه سيدنا حقوص اندشن Zinanın, onurlu insanları, hepinizi yürekten selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, geçtiğimiz bütün illerde gördüğümüz manzara burada da var. Halkımız 14 Mayıs seçimlerine hazır. Yeşil Sol Parti 14 Mayıs seçimlerine hazır. En çok kadınlar hazır. Jin Jinan Azadi. Zaferin yolunu döşüyorlar. Kadınların önceliğinde, gençlerin önceliğinde başarıya, zafere yürüyoruz. Siz de var olun. Sağ olun. Evet. Karşımızda bir soygun, yalan, talan ve savaş iktidarı, bir kötülük ittifakı var. Bu ülkeyi soyuyorlar, sonra da insanlara vaatlerde bulunuyorlar. Vaatlerinin hepsi yalan. Bakın. Burada Van'da 2011 yılında ağır bir deprem yaşandı. 644 insanımızı kaybettik. Şehirlerimizde yıkımlar büyük oldu. Ve o günden bugüne söz verdikleri konutların hiçbirini yapmadılar. Hala 13 yıl geçtiği halde bugün 74 ailemiz konteyner kentlerde yaşıyor. 13 yıl aradan geçmiş. 6 Şubat'ta Maraş depremi ağır bir deprem daha yaşadı. Bu deprem bir felakete dönüştü. Bu felaketin sorumlusu bu siyasi iktidardır. AKP'dir. MHP'dir. Onların rant politikasıdır. Rüşvet aldı. İnsanlarımızın enkaz altında kalmasına yol açan imar haflarını da yolsuzluk düzenini de AKP MHP birlikte kurdu. Depremden sonra da insanları enkaz altından çıkaracak yardımları 3 gün boyunca ulaştırmadılar. Binlerce canımız kurtarılabilecekken hayatlarını kaybettiler. İşte şimdi bu iktidar çıkmış diyor ki biz bir yıl içinde bütün deprem konutlarını inşa edeceğiz diyor. Van'da 13 yılda yapmadınız. Şimdi orada bu deprem bölgesinde ezan okunuyor. Müsaadenizle ezanı dinleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim.
görüyor. Bu halkı, bu ülkenin insanlarını açlığa, işsizliğe, yoksulluğa mecbur ve mahkum ediyor. Neden? Çünkü bu halkı düşünmüyor. Kendi çıkarını düşünüyor. Kendi yandaşlarını düşünüyor. Kendi saraylarını düşünüyor. Halkla ilgili iyilik adına ne bir fikirleri var, ne bir icraatları var. Bakın bu ülke, bu ülkedeki gençlerin üçte biri, her üç gençten biri okulda da, okula da gidemiyor, iş de bulamıyor. Ya evde oturuyor, ya da çay parası varsa kahvehanelere gidiyor. Düşünün, üç gençten biri eğitimde de yok, istihdamda da yok. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Van'dır. İşsizlik oranının en yüksek olduğu şehirlerimizden biri de Van. Bu şehirde gençlerimiz eğitim imkanlarından da, iş imkanlarından da yararlanamıyorlar. Ekmek parası için mevsimlik işçi olarak yollara düşüyorlar. Evet, bir parça ekmek kazanmak için yollara düşüyorlar. Sefalet şartlarında mevsimlik işçi olarak çalışıyorlar. Erkiş halkı bunu çok iyi biliyor. Gittikleri yerlerde hem çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyorlar, hem de ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Kürt oldukları için. Kimliklerinden, dillerinden dolayı ırkçıların saldırıları oluyor. Daha dün İstanbul'da, Kadıköy'de bir gencimiz Türkçe şarkı söylediği için, bizim partimizin çalışanı olduğu için ve ona dayatılan bir şarkıyı söylemediği için katledildi. Cihan Aymaz kardeşimizi ırkçı bir saldırıyla katlettiler. Ona rahmet diliyoruz. Ona sevgimizi gönderiyoruz ama yetmez. Irkçılığa, Kürt düşmanlığına hep birlikte dur diyeceğiz. Bu iktidar Kürt düşmanlığıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Her gün nefret, kin, propagandaları yapıyor. Halkı ayrıştırıyor, düşmanlığı derinleştiriyor. Tek dertleri var, ayakta kalmak, iktidarlarını sürdürmek, saltanatlarını devam ettirmek. Ama onlara en güçlü cevabı sizlerin bu kararlı duruşu veriyor. Kürt halkının onurlu mücadelesi, kararlı yürüyüşü bu iktidarı 14 Mayıs'ta sandığa görecektir. Bizler ittifaklarımızla geliyoruz. Burada Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nı kurduk. Bu ittifak birliğimizi büyütmek içindir. Hep birlikte, hep beraber mücadelede kenetlenmeliyiz. Kimliğimizi tanımayan, bizi yoksulluğa mahkum eden bu AKP MHP iktidarına mutlaka son vereceğiz. Seçimler, 14 Mayıs'taki seçimler darbe olacak diyor bunların İçişleri Bakanı Soylu. Bu iktidarın kendisi darbecidir, darbeci.
ve buradan hep birlikte söz veriyoruz. Darbeci AKP MHP ittifakını mutlaka göndereceğiz. Sayın vatanım, belediyelerimize halkımızın iradesiyle yeniden döneceğiz. Ve zindanlarda haksızca, hukuksuzca rehin tutulan kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız hep birlikte. Figenlik sektalarda, Selahattin Demirtaşlarda, Gülten Kuşanaklarda, Aylaklarda, Sabahattin'de, Bekir Yıldızlar'da bütün hepsi arkadaşlarımız, yoldaşlarımızla özgür günlerde buluşacağız. Ve o günler yakındır arkadaşlarım. Sizlerin kararlı duruşu bu inancı özgürlüğü de getirecek, eşitliği de getirecek, demokrasiyi de getirecek. AKP savaş politikalarını ne kadar daha fazla ilerletmeye çalışırsa çalışsın, karşısında Kürt sorununa demokratik çözüm isteyen milyonları bulacak. Ve Kürt sorununa demokratik çözümü bizler meclise en güçlü şekilde girerek bizler sağlayacağız. Onun için sizden diyoruz ki, onun için halkımızdan isteğimiz, ricamız, beklentimiz, Yeşil Sol Parti'yi meclise en güçlü şekilde gönderiyorsunuz. Evet arkadaşlarım, direnerek geldik bugünlere. Direnerek geldik bugünlere. Her türlü baskıyı boşa çıkardık. Zulme boyun eğmedik, haksızlığa karşı diz çökmedik, dindik yürüdük, onurlu mücadelemizden taviz vermedik. Şimdi kazanma zamanı. Bizler kazanınca bu ülkedeki bütün emekçiler, ezberler, yoksullar, dışlananlar da kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte özgürlüğe yürüyeceğiz. Demokrasiyi ve barışı bu ülkeye de biz getireceğiz. Bu ülkeye barışı getirdiğimizde bütün bölgeye de barışın kapılarını bizler açacağız. Meclise en yüksek temsiliyette girmemizi sağlamamız gerekiyor. Halklarımıza çağrımız var. Gençler, kadınlar, emekçiler, sizler temsilcilerinizi en kalabalık, en etkili şekilde meclise taşıyın. Oradan hep birlikte böyle barışa, demokrasiye, özgürlüğe yürüyelim. Eğer inanırsak ki inanıyoruz. Meydanlardaki coşku inancın göstergesidir. İnanıyoruz. Mutlaka başaracağız. Ne diyoruz? Disa'em. Disa'em.